Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlarınız için kendimi tanıtayım. İsmim Bilose de Soğulcaklı. Bugün klarnet temizliği ve tamiri serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz diyorum. Ve bugün geçtiğimiz günlerde yapıştırmış olduğum mantarları, parçalarını zımparalayacağız. Ben bir yöntem buldum. Size onu göstermek istiyorum. Öncelikle bu zımparanın yan kısımlarını, yani çok küçük bir tarafını keserek, yani kendiniz de göz kararı zımpara kağıdını kullanabilirsiniz. Şimdi ben de onu yapacağım. Şöyle koyalım. Yani ölçünün bir önemi yok. Yani zımparayı ne kadar kullanacağınıza bağlı ve ne kadar çok, hani söylediğim gibi, size yeteceğine bağlı. Şimdi ben göz kararı şöyle bir bakıyorum ve şöyle köşeden bu kadar kesiyorum. Koyuyorum. Şimdi gelelim yöntemimize. İlk önce alt perdeden başlayalım istiyorum. Önce bir kontrol edelim yapışmış mı diye. Yapışmış. O halde üstüne çok zarar vermeden, hatta ben bunu size doğru çevireyim. Evet. Doğru mu koyuyorum? Evet, aynen. Öncelikle bunu yavaş yavaş 3'er kez başlıyoruz zımparalamaya. İncelene kadar zımparalıyoruz. Yani çok kalın olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Önce nazikçe mantarı koparmadan zımparalıyoruz. Bu arada şu şekilde emin oluyoruz tabi yerine oturduğundan. Ve sonra az bir şey, klarneti çok fazla yukarı kaldırmayın tabi alt gövdeye. Orta kısma geldim. Birazcık şu kenarlarından gidebilirsiniz. Ya da bir aşağı bir yukarı şeklinde de gidebilirsiniz bu arada. Ve hani bu bile size fazla geldiyse, ikinci yöntemimi açıklıyorum. Bunu birazcık daha kesebilirsiniz alt ve üst köşeleri için. Ama bu arada tabii ki de elinizde kurumuş bir ıslak mendil de varsa eğer, benim var, kalıntıları alabilirsiniz bu şekilde. Hani şöyle düşünün, nasıl ki tırnaklarımız uzadığı zaman kırılmaya, eğilimli olmaya başlıyor ve tırnaklarımız için bakım yapıyorsak, aslında mantarlarda da bu bakımı yapıyoruz. Çünkü ojeyi biz en basit haliyle anlatayım. Mesela ben ojenin üstüne cila atıyorum, sonra seçtiğim ojeyi sürüyorum, ondan sonra tekrar cila alıyorum ya. Bu da hani
Yani mantarı şöyle uyarlayabilirim. Mantarı yapıştırmadan önce yapıştırılacak yeri iyice temizliyoruz. Daha sonra ölçülmüş ya da kesilmiş olan mantarı yapıştırıp bekletip arkasından bu şekilde lamparalıyoruz. Yani birebir aynı mantık değil ama yine de tek başına yapmak zor. Çok zor yani. Çünkü gerçekten birinin tutması gerekiyor. Bunu yapabilmem için. Bu tarafı oldu, bu tarafı olmadı mesela. Şöyle göstereyim. Bu tarafı olmadı ama bu tarafı biraz oldu gibi. Çok kalın kaldı şurası. Şu kısım çok kalın kaldı. Bunu mecburen buraya yatıracağım çünkü çok sert değil. Parçayı çıkarmadan dikkatlice. Evet, bir tane tasarı gördük. Aynen. Bunu yapıştırmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? O halde bu da ekstra oldu. Videonun içinde ama elimde mantar olmadığı için bunu şimdilik tamir etmek durumundayım. Üzgünüm. O yüzden bunu şöyle iyice yapıştırıyorum ki aslında yorumlarda okudum. Çok güzel şeyler yazmışlar Instagram'da. Çok teşekkür ederim bu arada. Aydın abiye de teşekkür ederim. Çok güzel şeyler öğreneceğim ondan biliyorum. Ama elimde mevcut mantarım olana kadar bununla idare etmeyi düşünüyorum şahsen. Yani elimde bundan yok. Olsaydı bunu komple sökerdim, yenisini buraya yapıştırmış olurdum. Anlayacağınız üzere. Bu da biraz sürpriz oldu. Bunu birinci bölümde birlikte yapmıştık ama çok güçlü bir yapıştırıcı. Bunu hemen yapıştırmamız gerekiyor. Yoksa yapışmıyor yani. Sebeple burası kururken iyice bastıralım ki kursun. Yani bu pateksi kullanırken çok hızlı davranmamız gerekiyor. Yoksa yapışmıyor. Evet. Tamam, bu bir sağlam yapışsın. Nasıl yapalım bunu? Böyle tek başına yaptığım zaman bu oynuyor. Birinin buradan tutması lazım ki ben bunu rahatlıkla yapabileyim. Şimdi ışıkları bir kontrol ediyorum. Olmuş mu diye. Biraz istiyor. Çünkü kullandığım mantar kalın. Ve ne yazık ki bu mantardan bir daha bulamadım yani elimde kalmadı çünkü. Değiştiremedim de şimdi. Ama bu sefer bu yerinden çıkıyor işte.
açısından kaynaklanıyor. Bunu değiştirmem gerekiyor benim. Benim olan incentmek ama dediğim gibi malzeme konusunda eksiğim var. Yani tek başıma tamir ettiğim için ne oldu anne? Video çekiyorum, evet. Evet, burası oynuyor. Bunu değiştirmem lazım. Neyse, ben yani bu malzemeyi alınca bunu komple sökeceğim. Değiştireceğim artık. Yapacak hiçbir şey yok. Zaten bugünkü konumuz zımparalama konusunda ufak bir tüyo vermekti zaten. Yapabildiğim kadarını yaptım şu anda ama hala kalın görünüyor yani. Dolayısıyla bunu kenara alıyorum ve üst gövdeye geçiyorum. Biraz daha ince bir mantar kullansaydım iyi olurdu aslında. Dolayısıyla buna geçmek istiyorum. Şimdi normalde üst gövdede bu perdelerin komple sökülmesi gerekiyor. Ancak onu size gösteremediğim için dolayısıyla gene söylediğim tüyoyla devam edelim. Şimdi yani bu perdeler zarar görmeyecek şekilde, gene biraz kısaltabilirim belki. Böyle bir şey. Oo, bu da çok küçük oldu. Bunu kullanamayız. Mimi! Nereden çıktı? Şimdi büyük mü geldi acaba? Bir bakalım hemen. Evet, bu büyük. İsterseniz kalemle bu arkasını da işaretleyip de kesebilirsiniz. Ben göz kararı yaptığım için dolayısıyla bir yapıştığından bir emin olalım. Yani gözenekleri hiçbir şekilde hava almaması gerekiyor. Bunu Aydan abi bana tüyosunu vermişti. Kendisine çok teşekkür ederim buradan. Engin bilgileri için. O halde ufaktan biz zımparalayalım bakalım nasıl olacak. Şimdi öncelikle ben klarneti bu şekilde tutuyorum. Tuttuktan sonra yavaş yavaş zımparalamaya başlıyorum. Evet, bir bakıyoruz hemen. Kalın olmasına rağmen böyle mantarı bastırınca yerine yerleşiyor, onu fark ettim zaten. Perdeleri nasıl sökebilirim? Size bunu bir öğretsem burayı tamamen zımparalamış olacağım çok rahat bir şekilde. Bunu ben ilerleyen bölümlerde size göstereyim. Nasıl takıyorum, nasıl söküyorum, bunu da öğrenmiş olun. Birlikte yapalım yani. Ben malzemeye çok zarar vermek istemiyorum. Elimde olmadığı için bu yüzden
Kusura bakmayın, elim çok yavaş gidiyor. Dolayısıyla da tozlardan fark ettiyseniz yeni yeni yani şeklini aldı çünkü. Arkaya gelecek olan kısmı yapmak gerekiyor. Bunu söktükten sonra şuraya geçebilirim ancak. Yani şunu demek istiyorum. Üstteki perdelerin zarar görmemesi lazım. Yani şunu yapabilmem için zarar görmesini istemiyorum klarnetimin. Bunu da klarnet perdeleri nasıl takılır, nasıl sökülür bu videomda. Ayrıca yine orayı birlikte zımparalarız. Çok rahat yapamıyorum, görüyorsunuz. Şimdi bacağımın arasına alıp da yapmak istemiyorum. Hani klarnete zarar vermek istemiyorum. Benim sıkıntım o yani. Yoksa başka bir şey umurumdan değil. Geliyorum anne. Ben size görebileceğiniz kısmı paylaşmaya çalıştım ama perdelerden çok belli olmuyor biliyorum. Ama çok tozlandı yani. Zımparaladıkça böyle toz toz oluyor. Şimdi bu uzun geldi. Bunu kesebilirsiniz. Kendinize göre zımpara kağıdını kısaltabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış zaten. Zımparalayabildiğim kadar hani zımparalamaya çalışacağım artık. Ama zımparaladığım halde mantar çok kalın, zorlanıyorum zaten. Hem tutuyorum hem zımparalıyorum, zor. Yanınızda birisi durup bunu tutabilir ya da siz kendiniz de zımparalayabilirsiniz. Eğer yapabiliyorsanız da yani tek başına zor oluyor. Bunu yaparken fark ettim. Daha önce de zımparaladım ama elimdeki malzemeleri toparladıktan sonra daha özenli videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi akibete bir bakalım. Mantar kalın, çok zor oturdu kalıba. Yani alt tamam da üst olmadı. Orası olacak. Şimdi alttan devam ediyorum ki şimdi alt kısım ne kadar çok iyi oturursa üstünü de rahatlıkla yapabilirim diye düşünüyorum şahsen. Çok bastırmadan, ama bastırmayın çünkü burada arka perde olduğu için çok fazla bastırmadan tutarak bunu da aynı şekilde
ben bu kenarları zımparalıyorum ama şu orta kısım şişik kalacak. Bunu yaparken bunun üstünden de geçmeye çalışacağım ki incelsin. Şimdi ortaya geldim. Yani çıkan tozu bilmiyorum görüyor musunuz ama böyle partikül partikül görünüyor. İşte o tozun sebebi budur arkadaşlar. Evet, mantar kullandım. Mantar çok kalınmış. Bunu görmüş oldum. Şimdi yapabilirsem burayı da iyice zımparalayalım. Orası da boş kalmasın. Çünkü bu mantarlar ince olduğu için yapıştırıldığında hava almaması gerekiyor. Yani yapışması gerekiyor. Eğer hava alırsa yapışmaz. Aklınızda bulunsun yani. Tamir ederseniz klarnetinizi. Şimdi üstü yapalım yavaşça. Kullandığınız zımparaları kenara koyun ki karışmasın. Hatta burası çok dar bir yer olduğu için biraz keseceğim. Çok zorlamadan yani mantarı böyle çıkartmayacak derecede inceltmeniz gerekiyor. Şimdi burası ince oldu, burası kalın oldu. O yüzden buradan devam etmem lazım. O yüzden müsaadenizle bugünlük yapabildiğim kadarını yapıp size göstermek istiyorum. Çünkü devamında perdeleri sökmem gerekecek anladım. Zarar gelmesini istemediğim için. Kontrol ediyorum oldu mu diye. Tamamen olmadı ama burayı biraz yapabildim. Yani şimdilik burası yeterli. Buraya çarpıyor onun için. Yani buradan itibaren sökmem lazım perdeyi. Ondan bir sonraki videoda çekmeyi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.